Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 hastalığıyla mücadele etmek için çoğu ülke birçok farklı önlem aldı. Biz de dünyanın dört bir yanından sıra dışı karantina uygulamalarını sizler için derledik. 1. Panama. Binlerce koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı bir takım önlemler almaya karar verdi. Ülkede kadınlar ve erkekler evlerinden sadece 2 saatliğine, farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Pazar günleri kimse dışarı çıkamayacak. 2. Kolombiya. Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor. Örnek vermek gerekirse, Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor. Bolivya'da da benzer bir uygulama var. 3. Sırbistan. Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20 ve 21 arasına kısıtlamıştı. Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı. Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın, hali hazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti. 4. Belarus. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerden. Sosyal mesafe önlemlerini virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için almayı düşünmediğini açıklayan Lukashenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını, ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek savundu. Belaruslu lider aynı zamanda vodka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti. 5. İsveç. İsveç, binlerce vakaya sahip olmasına rağmen diğer ülkelere göre daha rahat bir tavır takınıyor. Hükümet, vatandaşlarının mantıklı davranacağına güveniyor ve karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru davranışları göstermesini bekliyor. Öte yandan İsveç'te 50'den fazla kişinin bir araya geleceği toplanmalar yasaklandı. Ancak 16 yaşından küçük çocuklar için okullar hala açık. 6. Malezya. Malezya'da hükümetin verdiği bir tavsiye büyük tepki çekti. Ülkedeki izolasyon önlemleri devam ederken kadınlara evde giyinmelerini, makyaj yapmalarını ve eşlerini çok konuşarak rahatsız etmemelerini salık veren posterler tepkilerin üzerine kaldırıldı. Hükümet özür dilemek zorunda kaldı. 7. Türkmenistan. Türkmenistan'da ise koronavirüs kelimesinin kullanılması yasaklandı. Türkmenistan'da yasaklı insan hakları savunucusu sivil toplum örgütünün hazırladığı Türkmenistan Haberleri adlı sitede yayımlanan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunmayla ilgili broşürlerde koronavirüs kelimesi kullanılmadı. Koronavirüs salgını hakkında konuşan vatandaşların da polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Özgür Avrupa Radyosu'nun Türkmen dilinde yayın yapan radyosuysa, sivil giyimli ajanların halk arasında dolaşıp koronavirüsle ilgili konuşanları veya maske takanları gözaltına aldığını duyurdu. 8. Avusturya. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı insanların hasta birine bakmadıkları sürece maske takmasına gerek olmadığını söylese de, Avusturya süpermarketlerde maske takmayı zorunlu kıldı. Vatandaşlara milyonlarca maske temin edildi.